Hepinize merhaba 3. sınıf öğrencileri. Bugünkü konumuz kanansız bölme işlemi. Öncelikle bölme işleminden bahsedelim. 2. sınıfta da öğrendiğimiz gibi bölme işlemi, varlıkları, nesneleri gruplama, paylaştırma veya dağıtma demektir. Mesela ekrandaki şekerleri gruplayalım. Önce kaç tane şekerimiz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi bu şekerleri dörderli gruplara ayıralım ve kaç grup olduğunu bulalım. Bunun için şekerleri dörderli dörderli sayıp yuvarlak içine alacağız. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hop yuvarlak. 1, 2, 3, 4. Hop yuvarlak. 1, 2, 3, 4. Hop yuvarlak. 1, 2, 3, 4 ve hop son yuvarlak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dörderli gruplara ayırdığımızda tam 1, 2, 3, 4 grup oluyor. Birinci grubumuzda da, ikinci grubumuzda da, üçüncü grubumuzda ve dördüncü grubumuzda da 4 tane şeker oluyor. Demek ki biz bölme işleminde aslında bütün gruplara eşit şekilde şeker dağıtacağız. Hadi bir örneğe daha bakalım. Ekrandaki 18 tane bambuyu üçerli şekilde paylaşacak. Sizce kaç tane panda gerekli? Hadi hep beraber panda sayımızı bulalım. Üçerli şekilde dediği için 18 tane bambuyu üçer üçer sayarak yuvarlak içine alacağız. Ve her yuvarlak içine aldığımız grubumuzun altına da bir panda koyacağız. Başlayalım. 1, 2, 3, hop panda. 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 1, 2, 3, hop ve son panda. Kaç tane pandamız olması gerekiyor arkadaşlar 18 bambuyu tamamen yiyebilmeleri için? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, her bir pandaya 3 bambu düşecek şekilde 18 bambuyu 6 tane panda tamamen bitirebiliyor. Ve biz diyeceğiz ki, demek ki 6 pandamız olursa 18 bambuyu üçerli şekilde paylaşarak yiyebilirler. Başka bir örnek daha gelsin. Tavuğumuzun altındaki 10 yumurtayı 5 tane sepete eşit şekilde nasıl paylaştırabiliriz? Öncelikle 10 tane yumurtamız var ve 5 tane de sepetimiz var. Bu sepetlerin yani 5 tane sepetimizin içine eşit şekilde paylaştırmamızı istiyor. O zaman önce 5 tane sepeti ekranımıza bir dizelim. 1, 2, 3, 4, 5. İşte 5 sepetimiz hazır. Şimdi 10 yumurtayı da gidip ekranın üstüne dizelim. İşte 10 yumurtamız hazır. Şimdi bu 10 yumurtayı 5 sepete eşit dağıtabilmemiz için her bir sepete birer tane koyarak başlayacağız arkadaşlar. Hadi birinci sepetimize bir tane koyalım. Evet, birinci sepete bir yumurta koyduğumuz için yukarıda eksilen yumurtamızın üstüne çarpı koyduk. Çünkü onu artık kullanamayız. İkinci sepete de bir yumurta koyalım. Şimdi çarpımızı koyalım. Üçüncü sepete bir yumurta koyalım. Şimdi çarpımızı koyalım. Dördüncü sepete bir yumurta koyalım. Çarpımızı koyalım. Ve beşinci sepete de bir yumurta koyalım. Ve eksilen yumurtaya çarpımızı koyalım. İşte şimdi 5 sepetimizde birer tane yumurta oldu. Şu an bile eşitler arkadaşlar. Çünkü hepsinin içinde birer tane yumurta var. Geriye kaç yumurta kaldı? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapıyoruz? Kalan yumurtaları tekrar bu 5 sepete birer tane daha koyarak devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sepete bir tane koyduk. Ve eksilen yumurtanın üzerine çarpıyı koyduk. İkinci sepete bir yumurta koyduk. Ve eksilen yumurtanın üzerine çarpı koyduk. Üçüncü sepete bir yumurta koyduk ve eksilen yumurtaya bir çarpı koyduk. Dördüncü sepete bir yumurta koyduk ve eksilen yumurtaya bir çarpı koyduk. Beşinci sepete bir yumurta daha koyduk ve eksilen yumurtamızın üzerine çarpıyı koyduk. Farkında mısınız? Yumurtamız kalmadı. Ve bizim artık sepetlerimizde ikişer tane yumurtamız olmak üzere
Hepsinde eşit yumurtamız oldu arkadaşlar. Zaten soruda da bizden bunu istemişti. Ama bize nasıl paylaştırabileceğimizi sormuştu. O zaman ne diyeceğiz? Biz 10 yumurtayı 5 tane sepete eşit şekilde paylaştırdığımızda bir sepette 2 tane yumurta olur. Bakın yine sayalım isterseniz. Birinci sepette 1, 2. İkinci sepette 1, 2. Üçüncü sepette 1, 2. Dördüncü sepette 1, 2. Ve beşinci sepette de 1, 2 tane yumurtamız var. Öyleyse bize nasıl paylaştırabiliriz soruları geldiğinde biz elimizdeki nesneleri, cisimleri, yiyecekleri hiç fark etmez. Her neyi istiyorsa bunlar bitene kadar elimizdeki sepetlere, kutulara, tabaklara, istediği herhangi bir cisme birer birer koyarak devam ediyoruz. Ve bittiğinde de o istenilen cismin içinde kaç tane varsa onu sayıyoruz. Şimdi bölme işlemini daha matematiksel olarak öğrenelim arkadaşlar. Bölme işleminin de aynı toplama, çıkarma ve çarpma işlemi gibi terimleri vardır. Hadi onları öğrenelim. Bölme işleminin terimleri bölünen, bölen, bölüm ve kalandır. Bunları göstermek için bölüm çizgisi kullanalım ve bölüm çizgisiyle de tanışmış olalım. Bölüm çizgisi arkadaşlar şu anda ekrana çizdiğim gibidir. Önce aşağıdan yukarı bir çizgi ve sonra sağa doğru daha küçük bir çizgi. Şimdi sol üstte kalan kısım bölünendir. Sağ üstte kalan kısım bölen, sağ altta kalan kısım bölüm ve şurada çıkartma işleminin hemen altında kalan kısım da kalandır. Bölme işlemi de ikiye ayrılır. Kalanlı bölme ve kalansız bölme. Biz bugün sizinle kalansız bölmeyi öğreniyoruz. Biz bölme işleminin terimlerini en güzel bir elma ile anlatabiliriz arkadaşlar. Bir bütün elmayı bıçakla böleriz. Bu bıçak bu elmayı bölendir arkadaşlar. Bölünlüğündeki dilimler nedir? Bölümdür. Peki ya kalan? Evet işte bu da kabuktur arkadaşlar. Şimdi bunu hadi gidelim bölüm çizgisinde gösterelim. Önce bölüm çizgisini çekelim. Ne demiştik? Bölünen bir elma olduğu için bölünen kısmına elmayı yazdık. Bölen bıçak olduğu için bölen kısmına bıçağı koyduk. Dilimler bizim için bölündükten sonraki kısımdır, yani bölümdür. O zaman herhangi bir elma dilimini de bölüme koyduk. Ve kalan da nedir? Kabuktur. O zaman kalan kısma da elmanın kabuğunu koyduk. Şimdi geçelim sayıları birbirine nasıl böleceğimize. Hemen bir örnekle başlayalım. 36'yı 4'e bölelim. 36'yı bölünen kısmına yazıp bölüm çizgimizi çekip 4'ü de bölen kısmına yazacağız arkadaşlar. Ve 36'nın içinde kaç tane 4 var diye bakacağız. Bölme işleminde önce ilk sayının içinde böleni arayarak başlayacağız. Yani 3'ün içinde 4 var mı diye bakacağız. Peki 3'ün içinde 4 var mıdır arkadaşlar? Aferin size, yoktur. Çünkü 3 4'ten daha küçüktür. 3'ün içinde 4 olması imkansızdır. O zaman artık 3'ün yanındaki sayı ile birlikte düşüneceğiz. Çünkü 3 4'ten küçük kaldı. Demek ki 3'ü büyütmemiz gerekiyor. 3'ün hemen yanındaki 6'dan birleştirerek 36'dan yardım alacağız. Yani 3 de yoksa 36'da 4 var mı diye bakacağız. Evet, 36'nın içinde 4 var. Ama kaç tane? Nasıl bulacağız? Evet, duyuyorum seslerinizi. Ritmik sayarak. Hadi 4'erli ritmik sayarak 36'ya kadar gidelim. Nasıl yapıyorduk? Parmaklarımızı kullanıyorduk. Her bir parmağımızı 4'erli sayarak başlıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Kaç parmak kullandık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demek ki 36'nın içinde 9, 4 defa varmış. Ya da 36'nın içinde 9, 4 kere vardır diyebiliriz. Ya da 9 kere 4, 36'dır da diyebiliriz. Kısaca bölümün 9 olduğunu bulmuş oluruz. Hadi başka bir örneğe geçelim. 69'u 3'e bölelim. Önce 6'nın içinde 3 var mı diye bakacağız. Evet, 6 daha büyük olduğu için 6'nın içinde 3 var.
Fark ettiniz mi? Bir önceki örnekten farklı. Çünkü bir önceki örnekte yoktu. Şimdi 6'nın içinde 3 kaç kere var ona bakalım. Tabii ki yine ritmik sayarak başlıyoruz. Parmaklarımızı kullanıyoruz. 3, 6. Kaç parmak kullandık? 2. Demek ki 6'nın içinde 3 kaç kere varmış? 2. O zaman gidiyoruz 2'yi bölüm kısmına yazıyoruz. 2'yi bölüm kısmına yazdıktan sonra arkadaşlar burada bir sağlama yapıyoruz. 2 kere 3 kaçtır? 6'dır. Şimdi gidiyoruz. Bu bulduğumuz 3 kere 2 6'yı 6'nın altına yazarak 10'dan çıkartıyoruz. 6'dan 6 çıktığında kaç kalır? Hiçbir şey kalmaz. Yani 0. 0'ı yazdık. Peki kalan 9'u ne yapacağız? Hop, onu da aşağı indiriyoruz ve 9'u da buraya yazıyoruz. Artık gördüğünüz gibi elimizde 9 sayısı kaldı. Bazı arkadaşlarınız ama orada 9 yazmıyor, 0-9 yazıyor derse biz onlara şu özeti geçebiliriz. Önceden de öğrendiğimiz gibi arkadaşlar 0-9 iki basamaklı bir sayıya girmez. Çünkü 0 ilk basamakta olduğunda 0'ın bir önemi yoktur. 0, 2, 3, 4, 5 gibi devamındaki basamaklarda olduğunda basamak sayısını değiştirebilir. Ama ilk basamakta olduğunda onun üstüne bir çarpı koyarız ve onu yok sayarız. Yani biz burada sadece 9 ile ilgileneceğiz. Şimdi ise 9'un içinde 3 kaç kere var ona bakıyoruz. 9'un içindeki 3'ü aramak için yine parmaklarımızı kullanıyoruz. Hadi 3'er de sayalım. 3, 6, 9. Kaç parmak kullandık? 3 parmak. Demek ki 9'un içinde 3 kere varmış. Şimdi gidip bunu da bölüm kısmına yazıyoruz. Gittik yazdık. Şimdi tekrar sağlama yapıyoruz. 3 kere 3, 9. O zaman 9'dan çıkartıyoruz. Çıkarttığımızda kaç kalıyor? 0. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmıyor. Çünkü 0 hiçlik demekti toplama ve çıkartma işleminde. O zaman bizim hiç kalanımız kalmadı demektir. Ve biz kalansız bölme işlemini öğrenmiş oluyoruz. Ve bizim 69'u 3'e böldüğümüzde bölümümüzün 23 olduğunu da bulmuş oluyoruz. Hadi geçelim başka bir örneğe. 70'i 7'ye bölelim. Bu diğer örneklerden yine farklı bir örnek arkadaşlar. Öncelikle ilk basamağımızın içinde 7'yi arayarak başlıyoruz. 7'nin içinde 7 var mıdır? Evet, vardır. Hem de bir kere. O zaman bölüm kısmına 1 yazarak başlıyoruz. Sağlamasını yapıyoruz. 7 kere 1, 7. O zaman 7'den çıkartıyoruz. Çıkarttığımızda 7'den 7 çıktığında kaç kalıyor? 0. Şimdi ne yapıyoruz? Hiç kullanmadığımız 0'ı aşağıya indiriyoruz. Peki cevabımız yani bölümümüz sizce 1 mi olmalı arkadaşlar? Şu anda biz bu soruyu doğru mu bulduk? Tabii ki hayır. Şu anda sorumuzu yanlış bulduk. Hatta yanlış değil eksik bulduk. Siz de 70'in içinde 7'nin bir kere olmadığını biliyorsunuz aslında. Burada bir gariplik olduğunu anlıyorsunuz. Bu tür sorularda eğer ki son basamağımızda 0 kaldıysa ve biz o 0 ile işlem yapamıyorsak o 0'ı doğrudan bölümdeki sayının yanına yazarız arkadaşlar. Gerçekten de baktığınızda az önce bu 0 olmadan 1 ile 7'yi çarptığınızda 70 olmuyor. Ama şimdi 10 ile 7'yi çarptığınızda 70 oluyor. Demek ki şimdi doğru yapıyoruz. O zaman biz ne diyoruz? Bizim son basamağımızda 0 kaldığında ve onu kullanamadığımızda onu direkt bölümdeki sayının yanına yazıyoruz. Ve buradan 70'i 7'ye böldüğümüzde bölümümüzün 10, kalanımızın ise 0 olduğunu görmüş oluyoruz. Evet, hep birlikte bir konunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yani kalanlı bölme işlemi videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.